4 tane doze, 1, 2, 3, 4 bir tane daha. Hadi baba, tamam 2 bunu da aldım, tamam. Abi helal olsun, tamam. Sağ olasın. At onu da kardeşim. Hadi eyvallah, kendine iyi bak. Hay İbrahim abi, söyle. Ne kadar vereceksin? Ne kadar vereceğim, hiç vermeyeceğim. Yok, ne çok iyi. Görüşürüz. İçerim yanıyor, yar yar yaram bekledim. Bana nazlı yardan aman bir haber ver. İçerim yanıyor, yar yar yaram bekledim. Bana nazlı yardan aman bir haber ver. Akdestler geldi. Zararlı, yemin ediyorum daha zararlı. Bu nedir ya? Nesi zararlı? Su buhar bu. Bildiğin su buharı. İnsan ciğerine oksijen dışında bir şeyin girmesi kesinlikle yani. Haksız tabii, mıyım? Tabii. Zafer. Kesinlikle. Zafer. He? Ayrıca bu bir eşya lan. Eşya mı? Bu bir aygıt oğlum. Cihaz bu ya. Cihaz. Sen bunu taşıma ruhsatı var mı? Bu ne oğlum? Allah aşkına bu nedir ya? Mekanizma bu. Mekanizma. Sen bunun bir işe yaraması lazım. Sen bunu emiyorsun sadece. Saçma. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Geldin benim eve, salona girdin. Beni gördün, sehpa yemiyorum. Aynı o yani. Hiç senin, ben böyle bir şey görmek istemiyorum yani. Sehpa. Babam biliyor mu? Sigara içtin mi? Yok, senin işte bu eşyalar olan şeyine. Biliyorsun ya sen. Abi siktirin gidin amına. Sana şimdi. Hayır, yanlış. Tükürme canı. Hoca kafa. Kırın onu. Et değil, laf ya. Zafer abi sen. Oğlum et değil, laf ya. Hadi gel hadi yukarı. Yemek hazır hadi. Zafer. Zafer oğlum hadi. Hadi hadi. Yemek hazır hadi. Hadi. Yemek ne? Yemek neydi? Oğlum sen bilmiyor musun lan akşama kadar ne pişirdiğini? Allah. Hangisi abi? Atakan, biz bu patatesleri İbrahim'den mi alıyoruz? Nereden alalım abla? İbrahim'den almayayım bir daha. Ne oldu ki? Ya ekmek gibi patates. Müşteri de beğenmiyor. Oy boy döveceğim bir ara da vakti var. Niye oğlum, niye dövüyorsun? Sevmiyorum diyelim. Çocuklar bugün Merve yengenizin ölümünün 5. seneye devriyesi. Allah rahmet eylesin. Yarın öbür gün bir lokma dökün de müşteriye dağıtalım. Atakan, atlama bunu. Tamam. Çocuklar, sabah yeni bir iş geldi. Doğum günü partisi gibi bir şey. 6 kişilik koşturmacası yok. Yarın öğleden sonra saat 4'te. Dosya Oktay abiniz de anlatsın. Serhan, Zafer, Serbest. Sevil yenge ben. Atakan bizi bir de alacak, direkt mekana geçeceğiz. Ara sıcaklar bizde, servis bizde, ana yemek bizde. İçecekler, tatlı falan onlar bizde değil. 2 tane stand olacak. Sevil yengenizle biz kuzenin başındayız. Zafer'le Serhan serviste, Serbest koordinette. 6 kişi net mi abi? Net net. Önce ara sıcaklar, doğum günü pastası gelecek, mumlar üflenecek. Sonra ana yemek. Bir şey vardı. Ha. Herkes göğsüne isimlik takacak. Bulaşık var mı? Bulaşık, bulaşık hiçbir şey yok. Onlar bizde değil. Yenge ne yapalım benim? Ne yapalım? Şey, doğum günüm partisi. Şey yaparız, 3 çeşit kanepe yaparız. Bir yapmışım ya sana hani böyle parmak sandviç doğum gününe. Ha, o da güzel. Bir de ben bir Rus salatası yaparım. Tamam, köfteye gerek var mı? Köfteye gerek yok ya. Tavuk tamam. Pane var, pilav var, tamam. Tamam. İyi, daha ne güzel. İlhami. Oğlum böyle her gece ben mi bırakacağım lan Sevim?
Lan hayvan, iki adım yol. Sanki sırtında taşıyorsun. Allah Allah. Arabayı verdik servise iki gün diye, bir haftadır vermedi. Ne yapayım? Sana iyi mi? He. Abi sen ilacı almadın bak ha yemekten sonra. Aldım. Cebime koydum. Arabada içeceğim. Arabaya da su koydum gündüzden. Petçe de su koydum. Müthiş bir organizasyon. Hakikaten de. Hep bir adım öndesin. Beyler, gömleklerinizi ütüleyin. Serbest, şu isim dalgasını unutma. Bir de beyaz eldiven giyeceğiz. Sen onları ütüle, tamam mı? Abi onlar ütülenmez. Naylon o. Yanar, delinir, erir. Oğlum üstüne bir bez koy, öyle ütüle. Ya da yıka en azından. Ya tamam eridi o, kapat. Çözünmedi. Bana nüfuz etmez. Gidebiliriz. Bir dakika, bir dakika. Ben iniyorum. Ne oldu lan? Ben size arayacağım, siz gidin. Hayır, ne oldu ya? Sabrı bozmakta üstüne yok. Ne alemsin be, ne alem kızsın sen be. Itırcım ya, öf ya. Ben var ya, muhabbeti güzel kız biliyorsun, çok zor yani. Ben seni buldum, bırakmam. Anlatabiliyor muyum? Ne olur kendini ayarla, bir buluşalım. Bir de onun şeyi de çağır. Tamam mı, senin bir arkadaşın. Hayır, o değil. O, ya, o, zaten onu bırak yani. O saçma sapan bir insan o. Allah'ın kıvırcık, kırmızı gözlüklü ipişin teki o. Hiç senin görüşeceğin insanlara benziyor mu canım benim ya? Allah Allah. Ben seni kıslamak için söylemiyorum. Anlatabildim mi? Ben şu anda iti yapıyorum. Evet, kapatmak mı istiyorsun? Birazcık daha konuşsak olurdu. Tamam, tamam. Ben mi aradım seni, sen mi aradın beni? Ben aradım seni. Tamam canım, tamam. O zaman sen kapat. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ay. Doğum günü için? Evet. Tüzün Bey. Tüzün Beyler gelecek. Siz buyurun. Açık büfeyi iki tarafa da hazır edelim. Tüzün Beyler döndükleri zaman belki bir süre istirahat etmek isteyebilirler. O sırada içki servisine başlayalım. Doğum günü pastası saat 7'de kesilir. Akşam yemeğini nasıl yaparız? Belki avdalar, avladıkları şeyleri yemek isteyebilir Tüzün Beyler. Av mı? Av mı yapılıyormuş burada? Ne avı ya? Hem onları da mı biz pişireceğiz? Yok ya, sizlik bir şey yok. Sizin hazırladıklarınız yenmese de bunun parası ödenecek. Yetişir değil mi? Yetişir, yetişir. Selam, ne yaparsınız? Ya gel şaka yap. Gel de tuz alıyor yanıma ya. Ayıp ayıp. Bak ben size biraz çocuk yapıyorum. Ulan gözüm de görmüyor. Ha? Tüzün Bey, dilerseniz servise başlayabiliriz. Başla. Hemen başla.
Hadi. Tınaz Bey, başlayabiliriz. Siz öyle mi oturacaksınız? Siz de o taraftan kalkmayacaksınız değil mi? Yok. Tamam bak, bunun organizasyonu bizim için önemli yani. Bize öyle denmedi yani. 6 kişi sayı çok, onun da stresi oldu. Tabii bunun organizasyonu olması lazım. Doğum gününüz ne olur, kusura bakmayın ama daha iyi hizmet vermemiz lazım. Sen Tüzün Beylere çalışsan serbest. Zafer Serhan, gel gel. Siz o tarafa bakın. Yenge, sen de artık çıkışlara falan bakacaksın. Kapıyı sen tut yani. Artık ben de ne yapayım? Beyefendilere hizmet vereceğim. Tamam mıyız he? İyi. E hadi başlayalım. Oğlum bir dur lan. Ya bir kapatın şu müziği. Bu ne ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tövbe estağfurullah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kodumun. 3, 11. Kahya yok lan. Oğlum kahya yok. Oldu. Olmadı. Niye olmadı? Hedef stabil değil, bir de mesafe. Olmuyor işte, uzaktan yapma artık şunu ya. Bugün varım, yarın yokum. Bilmeyenler olabilir. Elimdeki benim değil. Yarın yokum, bilmeyenler olabilir. Bu nasıl röptel? Nasıl iş bu? Ya 11 tane adam avdan gelmişler. Tepeden tırnağa silahlı. Ya biz orada geberebilirdik ya. Biz ölebilirdik, siz bunun farkında mısınız? Bizim orada şeyimizi senediler, postumuzu av evine. Abicim sana özellikle sordum. 6 kişi net mi dedim, sen de bana net net dedin. Ya tamam, hadi tamam. Tamam, 11 kişi okey. Ya bu adamlar tutup da şey, karısını, çocuklarını bilmem sülalesiz getirseydi biz ne yapacaktık o zaman? O durumda ben değil mi? Operasyon stop. Ha stop, yarrağımı stop. Ne diyeceksin genel merkeze? Ne? İnsan karısını, çocuğunu ava mı götürür Allah aşkına? Ben geliyorum sizinle. Ya yenge, ben onu mu diyorum? Ne alakası var? Sen niye kendini bir tutuyorsun adamın karısıyla? Adamın karısı kim ya? Abicim ne olur artık biraz kendimize gelelim ya. Ne yapıyoruz ya biz, ne yapıyoruz? Adamın biri orada çiftesine davrandı. Sevil yengem görmese 3 kişi indirecekti ya. Bu aynen. Ne abi, bu ne ya? Bu ne saçmalık ya? Bizde istihbarat zaafı olmaz. Hayır. Olmaz. Ya tamam, tamam. Bir durun ya, bir susun ya. Tamam konuşacağız, babama da söyleyeceğim. Bir yeter, bitti, kes. Bu isimlikleri kim yazdı lan? Ben yazdım abi. Bu ne lan? Kendine Bekir yazıp bana ne bok yemeye Tınaz yazıyor. Oğlum Tınaz ne? Tınaz ne Tınaz? Adam adımı sorsa söyleyemeyeceğim. Tırpan diyeceğim, Tarzan diyeceğim, Tarkan diyeceğim. 45 yaşında kadına Maya demişsin ama oğlum. Adam inanır mı buna? Bak, serbest işin taşağındasın. Yaratıcılık tamam, heves tamam ama hep bir istihbarat zaafı var. Yok başkalarının hatası falan filan. Ne ya? Biraz kendimize geleceğiz. Daha dinamik olacağız, daha tempolu, uyanık olacağız. Bağda Cangar demiş abi. Buyur.
puma yavrusu gibi. Atakan camı seyir. E oğlum bombaymış bu. Göndere ben linki seyredeceğim. Ya kapattım. Daha görüşürüz. Canım bakar mısın? Wireless şifresini alabilir miyim ya? Verelim. Evet. U. Efendim? U. U harfi. İki U daha. İki U daha. Birincisi küçük U, ikincisi büyük U. Küçük U. Bir J. Bir J. Üç, üç. Yani üç tane. Evet. Heh. Üç tane. Üç rakamı ama üçüncüsü küçük üç. Küçük üç ne ya? Yumuşak G. Yumuşak. Altı A. K. K. Küçük H. He? 6 milyon. Nasıl şifre? Yaz sen. Yaz. 2 milyar. 2 milyar. Yazıyla ama. 2 milyar diye yazacaksın. Sen bana niye şifreyi vermek istemiyorsun ya? Download var. Download var. Bir arkadaşım önerdi. Bahsede bahsede bitiremedi. Ben de merak ettim. Geldim. Gördüğümüz muamele bu mu? Çok iyiymiş. Download var. Bir dahakine kumbara koyarsınız. Görüşmek üzere. İyi günler. Yine bekleriz. Niye yüzük ediyorsun lan müşteriye? Sevmiyorum. Ne demek seviyorum? Sen tanıyor musun bu adamı? Kimi? Adamı. Nereden tanıyorsun lan bu adamı? Ya bizim şey ortak bir arkadaşımız var. Itır onun şeyi. Itır. Hayır. Ne hayır? Hayır. Ne o? Ne? Ne o? Manita mı yaptın lan sen? Abi yok nereden çık? Allah Allah ne alakası var be? Serbest bak manita falan falan sikerim senin belanı ha. Abicim apır sapır konuşup insanın canını sıkmayın. Manita falan yok. Rica ediyorum o ne ya? Babam biliyor mu lan? Oğlum rahmetli anamın üzerine yemin mi edeyim? Yok manita falan. Allah Allah. Serbest. Sen bu ailenin bir numaralı kuralını öyle kafana göre taşlar saramazsın ha. Ne diyorsun lan sen? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun lan? İndir elini. Ne konuşuyorsun lan? Sikerim. Konuşma. Ne diyorsun sen? Elini cebine sok. Elini cebine sok. Elini cebine sok. Abi görmüyor musun? Elini cebine sok. Neler diyor? Elini cebine sok. Ne diyor bu? Oğlum kardeşsiniz lan siz. Manyak mısınız oğlum? Allah Allah. Ne dediğini bileceksin öyle saçma sapan konuşma. Ha. Ha. Lan yürü git. Sıktı lan buradan. Ha. İşleri burası. Ha. İşleri burası. Saçmalamayın ya. Radika. Yaz Radika. Bir kendinize gelin ama ya. Oğlum bir tane müşteri geldi lan bugün. Kuzukluğa da yaz. Yaz. Marul yaz. Yapmayın böyle şeyler ya. Bezdim. Çok bezdim. Vallahi çok bezdim. Roka yaz 4 bağ. Hadi lan. Herkes tamam. Küçük ama çok mühim bir iş. Bir moto kuruyor mevzu bahis. Bir çanta taşıyor. Perşembe günü saat 14-14.15 arası. Çevre yolunun çıkışında gidirsek yok mu? Oradan geçecek. Oraya pusu atıyoruz. Kuryeyi indiriyoruz. Çantayı alıyoruz. Dikkat isterim. Çanta çok mühim.
kuryeyi indirdiğimiz yerde bırakıyoruz, çanta bizde kalıyor. Allah utandırmasın. Pideci la bu. Siktir abi. Olacak gibi değil. Biz hele ki altımızdaki böyle minibüsle böyle motosiklete imkanı yok, yetişemeyiz. Bağırma bana be! Atakan gazı kökle, yapıştır. Nereye yapıştırayım abi? Adamın altında motor var ya. Lan sen pidecinin pidesini mi çaldın? Ölmüş adamın! Açsın! Aç herif! Hazır kalın. Beren nerede lan senin? Demin Gövge Hanım'da onu attım ya abi ben. Ya şu ber olaylarını artık bir ciddiye alın. Lütfen, lütfen. Abi ne alakası var ciddiyetsizlikle? 60 bulundum, gidip geri mi alayım ya? Öfke Hanım da dedin, hazır dedin, midem de yandı dedin. Ben bu pidecinin pidesini yerim dedin herhalde. Bas abi, bas bas. Olacak iş var, olmayacak iş var. Biz altımızdan minibüste olacak gibi bir şey mi bu? Adamın ne kadar hızlı gittiğini görmüyor musun sen? Bas Atakan, bas. İmkanı yok abicim, imkanı yok. Unutun bu işi, unutun. Hayal bunlar. Serbest, sus. Abi ışıklarda durmuş, ne yapalım? Sen de dur canım. Zafer! 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 Ayak mısın? Gel buraya! Zafer! Zafer! Gel! Oğlum deli misin, manyak mısın sen ya? Çatırtmayın beni! Kendin için adam mı öldüreceğiz oğlum? Kullanacağız, dışarıda gideceğiz, başka sakin bir yerde, tenha bir yerde indireceğiz. Gerçekten çok güzel. Bizimle deneyimlemek için lütfen bizi arayın. Anadolu Tatmin 71 İstanbul'un mücevheri Kadıköy'de Asya ile Avrupa'nın kardeşçe kucaklaştığı tarihi Haydarpaşa Garı'nda sizleri lezzetle buluşturuyor. Eşsiz sofraların şahidi olmak ve masalsı tatları sevdiklerinizle deneyimlemek için lütfen bizi arayın. Telefonumuz... Anadolu Tatmin 71, Anadolu Tatmin 71, Anadolu Tatmin 71, 1071, 1071, Anadolu Tatmin 71, Anadolu Tatmin 71, Anadolu Tatmin 71, 1071, 1071, Anadolu Tatmin 71. Geldin mi? Ya geldim. Ay. Ne haber? Uyumuşum. Film mi izledin? Hmm. Bir tane film anlamadım. Uyuyakalmışım yarısında zaten. Bir şey mi oldu? Bir şey söyleyeceğim. Ha. Bir süre görüşmemiz lazım. Ne kadar bir süre bilmiyorum. Seni tabii ki çok seviyorum. Çok seviyorum yani. Ölüyorum. Onda bir şey yok da yani...
bu habersiz gelmeler, gitmeler filan... ya çok ekstra durumlar anladın mı? Tamam. Tamam, sen görüşmeyelim. Nasıl yani? Tamam yani, görüşmeyelim. Sen bayağı dünden razı mısın ya? Neye razıymışım Serhan? Görüşmeyelim diyorsun, tamam diyorum, görüşmeyelim diyorum yani. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ailenle zaten tanıştırmadım. Kardeşlerim var diyorsun, ben bir tanesini bile görmedim. Dükkana bir kere bile çağırmadın beni Serhan ya. Gece 11'den sonra arama sorma yok diyorsun. Tamam, aramıyoruz, sormuyoruz. Begüm diyorsun, ben bir 5-6 gün yokum, idare et diyorsun. Tamam, idare ediyoruz, tamam. Ailem diyorsun muhafazakar, bu ilişkiyi şey yapmazlar, hoş karşılamazlar, bilmem neler. Hepsini kabul ettik, tamam. Bir de şimdi gelmişsin bana diyorsun, bir süre görüşmeyelim. Tamam, biz zaten görüşmüyoruz ki yani Serhan. Ne haber, gelmeler gitmeler. Tamam, ben ne geleyim, ne gideyim Serhan. Tamam, hayalet gibi böyle iş mi olur ya? Ben ne yapayım? Kendi kendime doğurayım bir yerlerde artık. Ne yapayım kedi gibi böyle tek başıma? Sonra konuşuruz Serhan ya. Face'ten yazarsın sen bana. Doğurayım mı? Nasıl ya, doğurayım mı ne? Zafer, bu kafandaki ne yavrum? Hangi baba? Ha o, ha, poşet baba o. Pidecinin poşeti baba, Ayvaz pide. Vurduğunuz çocuk yaşıyor çok şükür. İyi bari. Kimin yaptığını da görmemiş Allah'tan. Oh. Ama tabii kuryeyi indiremediniz. Adam kaçtı. Bu durumda çantayı da alamadınız. E Oktay? Ben niye bu ekibin başında ekip lideri diye seni operasyona gönderiyorum yavrum? Onu niye yapıyorum ben? Şimdi baba, burada problem kuryenin pideci çıkmasında. Bence biz durup takkemizi önümüze koyup kendimize sormamız lazım. Biz nerede yanlış yaptık? Yavrum siz amatör müsünüz ya? İlk defa mı yapıyorsunuz bu işi? Ben sokaktan birkaç tane adam toplasam rastgele, bunu daha iyi kıvırırlar. Siz yarın ne olacağını biliyor musunuz? Para cezası keserler. Kesin. Yok yok. Yarın genel merkezden müfettiş geliyor. Dikkatinizi çekerim. Genel merkezden. Zaten bu datalar var ya, onlar da genel merkezden geliyor. Boku yedik yani. Kaçta gelecekler baba? Niye yavrum? Bir program mı var? Hayır. Kırık çıkı olan var mı? Yok. İyi tamam, haydi. Karnınızı doyurun. Ne oldu? Yok, geldim öyle. Niye lan? Yok bir şey. Yürüyelim ya öyle işte, ne? İşin mi var? Yok, bir işim yok. Ne işin var? Yok, bir işim yok ya. Yok da hadi gel, araba yarış. Ya yok şimdi, araba yarışı. İşin mi var? La yok, yok işim. Ya hadi o zaman ne? Hadi bir atalım bir el. Ha? Ya istemiyorum oğlum. Niye? Şey yasaklar. İstemiyorum oğlum ya. Adamım dedim. İnanmazsın nasıl durur bekler zaman yeniden dönmeni milyon kez anlatsam hayal edemezsin uçmaz kuşlar düşer yapraklar sararır kitaplar radyolar çalmaz küser bana. Nasılsın? İyiyim. Ne yapıyorsun? Uyudun mu? Dizi izliyorum Serhan. Ne izliyorsun? Sana ne? Beraber izleyelim diye ben. İstemiyorum. Hı. Serhan bir şey demiyorsan kapatıyorum. Seni seviyorum. Ne? Seni seviyorum. Yani? Yani işte daha ne? Serhan başka bir şey demiyorsan kapatıyorum. Ya Begüm, anlatılacak şey var, anlatılmayacak şey var ya. Müthiş, niye geldin o zaman? Seni seviyorum çünkü. Tamam anıl... Begüm. Begüm bir açsana. Bir açsın, anlatacaklarım var. Begüm. Sus, tamam. Ne? Seni seviyorum ya. Gerçekten bunu... Allah, bu ne ya? Allah Allah. Sinirleniyorum. Şimdi bildiğiniz gibi operasyonlarda belli bir hata payı bırakıyoruz. Yani sizin aile %2 gibi gerçekten takdire şayan bir başarı kazandım.
Fakat bu son operasyonda kabul edilebilir hata limiti fazlasıyla aşılmış oldu. Ben raporları okudum. Tabii elde olmayan bazı durumlar olduğunu gördük. Ama tabii bu elde olmayan durumlar mesele teşkil etmesin diye biz 1000 yıllık ve bu kadar büyük bir organizasyonuz. Değil mi? Şimdi tabii takdir edersiniz. Şimdi ama konu... bir dakika Gazanfer Bey, ben aslında bu konuyu konuşmaya gelmedim. Bu aileden dışarı bilgi sızıyor. Evet, bunu tespit etmiş bulunuyoruz. Anlaşılıyor ki bazı siviller bilmemesi gereken birçok şeyi öğrenmişler. Bu işte 6 aydır falan sürüyormuş. Bilgi bizden mi sızıyor? Öncelikle hoş geldiniz. Belirtmek isterim ki tabii ki bizimki gibi örgütlerde bilgi sızımı kabul edilemez bir rezilliktir. Hele hele 1000. yılından itibaren. Böylesine köklü, geniş, dünyanın her yerine tesir etmiş, nasıl söylesem, bugün Amerika'da, Avrupa'da çok yaşlı ağaçların yaşadığı coğrafyalara baktığımızda göreceğiz ki... Bu kesin bir bilgi mi acaba yani? Gazanfer Bey, kesin değil. O manada söylüyorum yani. Kesin değil. Bu sebeple zaten yanımızda çok güçlü bir kimyasal getirdik. Bu tabii kimyasal dediysem zehirli, zararlı bir şey değil. Sodyum pentatolün biraz kuvvetlendirilmiş şekli diyelim. İnsan zihnindeki engelleri kaldıran bir ilaç. İçince yalan söyleyemiyorsun. Hı hı. Sizin burada uygun bir yeriniz vardır. Muhtemelen ben arkadaşları sorguya almak istiyorum. İlacı içelim lütfen. Üç kez derin derin soluyoruz. Derin lütfen. İsminiz? İlhami Öztürk. Soyadınız? Öztürk. Yani ben önce bir adama bakarım. Adam mı diye. Ha, sonra ne gerekiyorsa yaparım, o ayrı. Benim de karakterim bu şekilde. Ay bana bir şeyler oluyor, ciddi söylüyorum. Şey böyle, ne oldu böyle burası? Çok mu sıcak bana? Hormonal bir durumlar mı başladı? Ciddi söylüyorum. Ben bir tane daha içeyim mi bundan? Ben çünkü hiçbir şekilde etki yapmadı bana. Etkisi yok. Bunun içindeki etken madde neydi? Bana iyi geldi. Gerek medikal, gerek mental anlamda... bünyeme iyi gelen bir madde var bunda. Yaşantı anlamında mı? Anne, ben devriliyorum. Hani bu aileyle ilgili bazı sırların olduğu... bu aileyle ilgili bazı problemlerin olduğu... bir bayan arkadaşım yok. Aynen, aynen. Şimdi bazen karşılıklı, bazen tekil. Ben de lafı oradan oraya çekmeye çalıştıkça kız da haklı olarak soruyor. Örgütünüzün lideri kim, kaç kişi öldürdün vesaire. Bir gün dedim Itır, biz bir örgütüz. Çok zenginiz aslında. Sürekli insan öldürüyoruz diye kabaca bahsettim. Sonra dedim, bir gün dedim, restoranımıza gel dedim. Şahane ev yemeklerimiz var. Onları da tadarsın dedim. Ama neler neler yani. Sonra ama aklım başıma geldi. Bizim bütün paraman yerle bir olacak. Nasıl korkuyorum. Bunun ibiş saçma sapan kıl kuyruk bir arkadaşı var. Ona söylemiş, o geldi bir gün. Ama altıma sıçacağım yani. Korkudan kötü davrandım, kovdum. Adamı kovdum restorandan, öyle kurtulduk yani. Bakın benim parolam sevgidir. Ama ben şiddeti de yerine göre bir enstrüman olarak kullanırım. Bu kız bunu görsün istedim. Kız için yani, anlatabiliyor muyum? Şimdi açık olalım, karşılıklı. Bu sorgular, morgular, gazlar, mazlar, bilmem neler, bunların hepsi işin artistliği. Misalen söylüyorum, bakın.
Ben eğer işbirlikçi olmak istemesem kim ne kullanırsa kullansın benim ağzımdan tek bir kelime laf alabilir mi? Alamaz. İşte burada karşılıklı bir sevgi var, saygı var, bir ilişki var. Bana deniyor ki Serbestciğim senin bankada 21 milyon doların var. Teşekkür ederim, sağ olun. Ya benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Benim canım geçen akşam meyve suyu istedi, alamadım ya. Yani kusura bakmayın ama böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim ya. Böyle köklü örgütün ben anasını sikeyim. Ne iş yapıyorum ben? Müfettiş Bey siz söyleyin, ne iş yapıyorum ben? Adam öldürüyorum ben. Adam. Cebimde 24 lira var şu anda. Ben ne yapıyorum? Adam öldürüyorum. Sikeriz sizi sorgunuzu morgunuzu. Siktirin lan! Burada benim babama yapılan şov nedir kardeşim? Ne yapıyorsunuz siz? Benim babamın siki kutu kola gibidir. Sakın ha örgüt olarak beni karşınıza alma gafletine düşmeyin. Bakın yemin ediyorum, yemin ediyorum. Sakın, sakın öyle bir hata yapmayın. Patlamaya hazırım. Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Her gece. İşbiriniz için teşekkür ederiz. Herkes adımını sağlam yere atacak. Herkes haddini bilecek. Görünmez çizgilerimiz var biliyorum. Bu çizgileri bizler çizdik. Uçağımız 2 saat içinde kalkıyor. Onun için hemen sonuca gelelim. Serbest Bey'i sorgusunun devamı için birkaç gün genel merkezde misafir edeceğiz. Bu işi burada halledemez miyiz? Hangi işi? Sorgu işini. Şimdi Gazanfer Bey siz de gayet iyi biliyorsunuz. Neticede ben de bana söylenenleri yapmakla mükellefim. Baba ne yaptın? Niye vuruyorsun adamları? Neden? Bir şey demedi ki. Sorguya götüreceğiz dedi baba. Bir şey demedi. Lan ne sorgusu gerizekalı? Oğlum ben 60'ıma merdiven dayadım. Daha o genel merkezi hiç görmedim. Oktay. Vur baba. Bunları paketleyip kaldırın yukarı. Dışarı çıkıp biraz konuşalım. Tamam. Kapıyı kilitleyin. Abi direkt deseydi neden sorgu diyor o zaman? Direkt deseydi ya. Oğlum. O infazın kibarcası. Abi bunun telefonu çalıyor. Ne yapacağız? Elleme dur. Az vakit kazandır. Baba şimdi ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Komple gidiyor muyuz? İlhami. Buyur abi. Sence ne kadar vaktimiz var? Vallahi bunların başına bir bok geldiğini 1 saate anlarlar. 1,5 saat sonra da timleri uçağa koyarlar. Yurt dışından mı geliyor bunlar? Tabii. Türkiye'den tetikçi bulamazlar. İstemezler de zaten. Şöyle söyleyeyim. 4-4,5 saate hava bozar, yağmur başlar. Baba. Toplasan bizden 10.000 lira çıkmaz ha. Para işi sakat. Paramız var. Para sıkıntısı yok. Nerede var? Oktay. Bir baba. İzah et. He. Babamız bayağı bir süredir operasyonlardan kırpa kırpa kenara para koyuyor. Ne kadardır? 1,5-2 milyon kadar var. TL. Dolar. Dolar. Abi çökerler bankaya. Alamayız o parayı biz. Bankada değil, özel bir kasada. Şifresi müfresi bende. İlhami. Buyur abi. Bunların hepsinin fotoğrafını çek, Arif'e götür, pasaport hazırlasın. Evrak mevrak ne lazımsa al götür onu. Abi yetişir mi bilmem ki. Yetişecek İlhami. Lazımsa tehdit et. Abi çıldıracağım yemin ediyorum. Aklımı oynatacağım 10 dakikada nereden nereye geldik. Amına koyayım müthiş oldu gerçekten ya. Götümüze giyecek don yok şimdi Ukrayna'ya gidiyoruz. Sus lan sikik. Senin yüzünden oldu zaten hepsi. Lan siktirdik ne benim yüzümden oldu lan. Ne benim yüzümden oldu. Ben mi dedim babama çek adamları vur diye. Tamam sorguysa sorgu. Yeterse yeter amına koyayım. Sıçtık sıvadık okey. Sen beni kurtarmış mı oldun ya şimdi? Sivil yenge de göt altına gitti. Oktay abim de göt altına gitti. Serbest. Sen de göt altına gittin, ben de göt altıma gittim. Hep beraber siki tuttuk. Bir kadın var abi. Kıçımıza giyecek don yok. Abi bir kadın kapının var. Kapının önünden taksiye binsem kalamışın orada param bitecek. Bir kadın hala var abi, bir kadın var. Hala. Çocuk doğru söylüyor. Oktay. Sabahtan beri Sevil yengenizin yanında gar 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 küfrediyorsunuz oğlum bu ne? Ben onu mu diyorum amına koyayım? Hayatımda bir kadın var. Hangi hayatında? Benim sevgilim var.
Ulan senin hayatındaki kadındı da benimkisi yarasa mıydı? Bizi biliyor mu lan? Sen de bu pezevenk gibi anlattın mı her şeyi? Hayır ya. Kızı öldürecekler biliyorsun değil mi? Daha fenası. Rehin meyin alacaklar bizi şey yapmak için. Abi kızı yanımıza alacağız kurban olayım bak. Kurban olayım. Neyin yanına alıyorsun lan? Hayır. Abi. Hayır neyi alıyorsun oğlum yanına? Şişt şişt. Çocukları iyi dinleyin. Silivri'de bir bağ evi var. Yarın sabah saat 05.30'da oraya bir helikopter gelecek. Bizi alacak. Bir de bir şilep var. Karadeniz'e açıldı o şilep şimdi. Yarın o helikopter bizi o şilebin üstüne bırakacak. Doğru Odessa Limanı'na. Bu mevzular çözüldü. Şimdi acele halledelim işlerimizi. Tamam? Baba. Hı? Serhan'ın da bir kız arkadaşı varmış. Çok güzel, geçmiş olsun. Baba. Kız hamile. Vallahi baba durum bu. Bunlar halvet olmuş. Hı. Şimdi erkek ceketini alır çıkar da kız ceremesini çekecek bütün bunlar. Yani çocuk babasız, kendi dul. Bu kızcağız nasıl çalışsın, çocuğuna nasıl baksın? Bugün bir market alışverişine gitsen 50 lira tutuyor baba. Diyelim 2 yıl emzirdin, tamam 2 yıl sonra ne olacak? Bu çocuk proteini nereden alacak? Diyelim mercimekten aldı. Mercimek, nohut, bakliyat. Bunların hepsi ithalat kalemi baba. Hepsi kamyonla, tırla geliyor. E zaten akaryakıt dolarla, dolar olmuş 4. Adı ne bu kızın? Begüm. Ne zamandır birliktesiniz? 1 yıldır. Seviyor musun? Çok. Nerede Begüm? Evindedir baba. İlhami, Arif'in oteline gidiyorsun. Pasaport işlerini hallediyorsun, orada başında bekle. Oktay, çocukları alıyorsun. Gidiyorsunuz bu Begüm'ü evinden alıyorsunuz. Oradan kasaya gidiyorsunuz, parayı çıkartıyorsunuz. Parayı aldıktan sonra doğru İlhami abinizin yanına intikal ediyorsunuz. Evlere gitmek yok. Herkes telefonun kartlarını çıkarsın, ocakta yaksın. Artık telefonla konuşmak yok. Atakan, alabildiğin kadar çok silah alacaksın. Küçük şeyler alın, ağır şeyler yüklemeyin. M60 alayım mı? M60 küçük mü? Alma o zaman. Hadi gençler, başka dostu, sevgilisi, gizli ilişkisi, gayrimeşru çocuğu olan yoksa haydi, haydi. Ulan ben korunarak sevişiyorum diye. Seninkisi neden trajedi? Korunun be kardeşim abi, ya. Korunun. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Bizim üstümüze başımıza hiçbir şey yok. Yenge benim sarı şortum vardı ya, o nerede? Oğlum ben nereden bileyim senin şortunu? Abi şimdi önümüz sonbahar, kış, biz ne yaparız o soğuklarda Ukrayna'da falan? Biz donarız orada şimdi. Hem ben o kış soğuklarına zaten hiç gelemem. Sevicim alışveriş yapacağız tamam mı? Sakin haydi. İyi tamam. Oktay işlerin hepsini halledin. Hallettikten sonra hava kararınca çarşının arkasına gelin, bizi alın. Tek arabayla devam edelim tamam mı oğlum? Tamam. Begüm nerede Begüm? Ne yapacaksın Begüm'ü ya? Çekil, çekil. Begüm, Begüm'ü gel, 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 gel. Hoş geldiniz. Seyyad Taner. Efendim abi? Seyyad Taner. Yani? Arif nerede Arif? Ha, Arif abinin adını açıkça söylemiyoruz artık biz. Ne? Arif abinin adını açıkça söylemiyoruz artık biz. Arif abinin adını açıkça söylemiyorsunuz. Ben Dalyera. Biz de Seyyah Taner diyoruz ya bu yüzden. Yani artık kendisine Bedik diyoruz. He? Bedik. Kim? Bedik. Ne diyor? Bedik. O ne lan? Müzik dünyasından abi. Yeni bir sinema. Ha insan. Yani. Ara. Alo. Drakula. Evet. Kelebek. Tamam gönderiyorum. 411 ne oldu? Kaç? 411. Ne diyorsun oğlum? 411. 411. 411.
abi. Çocukların ayak numaralarını almayı unuttuk. Ve telefon da yok şimdi. Neyse artık göz kararı alacağız bir şeyler. Tamam kızım, benim ayağıma göre alırsın. Hepsi ne olur zaten. İyi. Ya biz şu an tam olarak nereye gidiyoruz? Yengem, şimdi şöyle, öncelikle kasa binasına gidecek ilk iş. Oradan paraları çektikten sonra 2 milyon dolar yaklaşık bizim paramız var. Gerçi 20 idi de el koydular. 2 milyon dolarını da Oktay abim gibi operasyonlardan kısa kısa zar zor biriktirmişler sağ olsun. Onu aldığımız gibi doğru İlhami abinin yanına gidiyoruz ki pasaportları alalım, Arif'e verilecek. Ya sen ne anlatıyorsun? Nasıl? Sen ne anlatıyorsun? Sahte pasaport. Ya sen kimsin ya? Sen kimsin? Ben seni tanımıyorum. Bunlar kim? Bunlar senin kardeşlerin mi sana? Evet, kardeşlerim. Ne bakıyorsun bana sığır gibi ya? Şişt, dizilmişler konuş karşıma. Begüm! Kimsiniz siz ya? Bak, biz kiralık katiliz. Oldu mu amına koyayım? Kiralık katiliz. Para için adam öldürüyoruz. 1000 yıldır adam öldürüyoruz. Restoran, restoran hepsi yalan. Serbest de öldürüyor, Zafer de öldürüyor. Ben de öldürüyorum amına koyayım. Şimdi bize bu iş veren adamları siktik. O yüzden can korkusuna kaçıyoruz. Oldu mu? Oldu mu şimdi? Ya sen ne diyorsun Serhan? Ne demek adam öldürüyoruz ya? Böyle bir şey var mı Serhan? Sen ne dedin? Farkında mısın ya? Böyle bir şey var mı? Ben inmek istiyorum. Hayır. Durdurur musun arabayı? Söyle şu arabayı durdursun, ben inmesin. İneceğim. Dur. Ben hayır, inmesin. Ya ineceğim. İneceğim. İnsana bırakayım. Alın. Serhan. Al, bırak insana abi. Ya insana bırakayım ya. Ya ne bırak insana? Kızım sakin dur. Yürü, yürü, yürü. Beni kaçırdınız mı lan? Mafya mısınız siz ya? Mafya değiliz biz, yok. Ne alakası var ya? Begüm, Allah aşkına bak, bak. Ben en başından beri o yüzden garip garip davranıyorum. Bak işler bu noktaya gelsin istemiyordum. Bak iş ciddi. Kaçıyoruz şimdi. Yemin ediyorum bak. Sana yemin ediyorum bu işleri bırakıyoruz bak. Ölmüş anamın üzerine yemin ediyorum ki bırakıyoruz bak. Kurban olayım. Sen ciddi misin? Evet. Gerçekten bu söyledikleriniz ciddi mi ya? Evet. Ya ne demek evet, böyle bir şey var mı Serhan ya sen? Madem böyle bir hayatın var o zaman senin. Sen ne aklın başkalarının hayatını tehlikeye atıyorsun? Ne demek ya? Benim hayatımı nasıl tehlikeye atabiliyorsun Serhan ya? Ne hakkın var Serhan? Ne hakkın var? Ulan zaten bu yüzden oluyor. Bizim aşık olmamız, ilişki yaşamamız yasak. 1000 yıl önceki kural. Ben ne yapayım? Ben ne yapayım amına koyayım? Ben sana köpek gibi aşık olduğum için bunları yaşıyorsunuz. Ben ailemi de örgütle karşıma aldım. Anlamıyor musun durumumu ya? Ya anlamıyor musun ya? Serhan bu çocuk doğmayacak. Ben bu çocuğu doğurmayacağım. Begüm. Hayır ya, doğurmayacağım. Begüm. Begüm. Bak. Hayatım boyunca hep öldürdüm. Bir kere olsun yaşatma şansım var bak, bir kere. Kurban olayım onu benden alma. Kurban olayım bak. Lütfen. Abi gözünün çeperini yiyeyim. Itırada bir uğrasak mı be? Heh, çok yakın buraya. Ne olur. 30 saniye sürmez. 5 dakika falan. Oğlum o kadar plan program yaptık. Şimdi başlatma tırından mı tırından. Kurban oldum bak, ant verdim. Ne olur abim benim. Çok yakın buraya ya. Şu pasajın sokağında kız ölecek. Biz bir gidelim, biz bir gidelim. Tamam, gelmezse gelmez. Ne olur bak, ne olur. Oğlum yok diyorum lan, yok. Git. Allah Allah ya. Oktay abi. Bu zamana kadar hep öldürdüm. İlk defa yaşatma şansı geçti elime. İlk defa. Kurban oldum, bunu benden alma lütfen. Lan siktir git kulağımın dibinde vız vız. Şu dosyayı al koçum. Hı. 8 tane pasaport lazım. Tamam abi. Haftaya gel abi. He? Haftaya gel, haftaya. Ne haftayası lan? 3 en fazla 4 saatimiz var. Abi olacak şey var. Olmayacak şey var. Ya bu o işlerden değil. Biraz farklı. Abi ne oluyor ya? İşler biraz karıştı Arif. Abi 3 saati mümkün değil. 4? Hiç mi? Mümkün değil abi. Kralı yapamaz. Itır! Itır! Hayatım, Itır! Itır! Aa! Ne yapıyorsun sen burada? Itır, çabuk pasaportunu, çantanı falan topla. Kaçmamız lazım. Ruslar peşimizde, ilişkimiz açığa çıktı. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne ilişkisi açığa çıktı? Canım ben sana defalarca anlatmadım mı? Biz restorancı değiliz, katiliz biliyorsun. Ya sen ne istiyorsun benden? Serbest Allah aşkına ya. Yürü git lütfen. Hadi, hadi.
Canım benim, hadi sen be bir koşu hazırlan gel be. Yürü git, hadi yürü git Allah aşkına ya. Gelmiyor musun? Arabayı durduralım biz istersen, bekleriz. Ne yapalım biz, gidelim mi biz? Neyse abi sen devam et. Mermer Merve, Mermer Merve, Merver Merber. Hatalı şifre girdiniz. Lütfen tekrar deneyiniz. Yengenizin, rahmetli yengenizin adını koydum. Soy isim, isim şeklinde. Evet abi. Abi niye üç kere oluyor? Bir tane yapsaydın. Ya zor olsun diye. Ha, çok zor oldu böyle. Lütfen sesli şifrenizi giriniz. Mermer Merve, Mermer Merve, Merver Merve, Merver. Çok başka bir şey oldu bu. Yok olmadı o zaten de şimdi. Hay Allah ya. Annemin adını neden koymadın? Ya oğlum bir sus Allah'ını seversen. Mermer Merve, Mermer Merve, Mermer Merve. Ya bak şimdi söylüyorsun. Hayır. Telefona mı kaydedelim onu dinletiriz? Ulan iyi fikir. Telefonu ver. Yaktık ya bir telefonları. Ha doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Mermer Merve, Mermer Verne, Berner Vermer. Hatalı şifre girdiniz. Mermer Merve, Mermer Merve, Merver Merve. Hatalı şifre. Alamayacağız parayı. Başka bir şey olur. Lütfen sesli şifrenizi giriniz. Mermer Merve, Mermer Verme, Vermer Merve. Abi ağzına bir şey alıp sen artikülasyon öyle derslerde olur. Kalem, bakla, ha? Dal. Mermer Merve Merver Merme Merver Merme. Karışıyor, karışıyor. Demek ki onun sesiyle alakalı. Mermer Merve Mermer Merver Mermer Merve Mermer Merve Mermer. Allah! Mermer Merve. Abiciğim sen kasaya neden şarkı söylüyorsun? Ben onu rahatça yapalım, örnek olsun diye söyledim onu sana. Onu almaz, idrak edemez. Ben ağzımıza otursun diye dedim. Kasaya... Tamam oğlum bir durun ya. Bir durun oğlum, bir durun ya. Mermem Merve. Mermer Merve. Mermer verme me. Verecek olsa verirdi abi. Boş ver. Senin canın sağ olsun. Olacak iş mi bu ya? Allah Allah. Senin canından kıymetli mi? Kurban oldum ya. Allah Allah. Sen de. Başladı mı işler? Hangi işler? Aşermeler filan. Ne yapacaksın? Erik filan buluruz ha. Dut mut öyle yani ekşili mekşili bir şeyler çekiyormuş öyle canına sana. Sen bir sus ya. Selam. Abi neredesiniz bir saat? Plan değişti yürü. Nasıl değişti? Parayı alamadık. Ne demek? Ne vereceğiz Arif'e? Artık yazdıracağız. Oğlum ne oluyor lan? Rahmetli yenge paraların üstünde oturdu abi. Ne? Kasa vermedi parayı. Atakan camı seyir. Ne yaptık abi? Bir saate kadar bitirecek Arif hallediyor. Gel aşkım sen. Kalk. Begüm. Begüm, hoş geldin kızım. Ben İlhami, bunların amcası sayılırım. Hayırlı olsun, ne diyelim? Yani imkanlar dahilinde böyle olsun istemezdik de. Oldu ama oldu yani. Tabii emin olun ben de bu şekilde olsun istemezdim. Yani ben şu an gerçekten bir kabus yaşıyorum.
Yani kimse de kusura bakmıyordur inşallah. Yok canım. Rahat olur mu öyle şey ya? Ferhat kızım. Saçmalama ya. Ne alakası var? Nem abi. Bak hocam. Bir mesele var. Parayla mı ayırık? Ne? Parayla mı okurum? He? Parayı almanın yok. Parayla mı? Oğlum bir sesli konuşun amına koyayım. Ne oluyor lan? Kusura bakma kızım. Yok estağfurullah. Abi parayı alamamışlar. Böyle direkt geldik biz. Nasıl? Ya Arif'e ne diyeceğiz? Ya onu hallederiz abi, o mesele değil. Ben adama posta koydum Oktay. Ya bedava yap diyeceksek çekip vuralım daha iyi yani. Ya da sen kendin anlat derdini. Tabii tabii, onu sen şey yapma, ben kendim hallederim onu. Biz İlhami abiyle yukarı çıkıyoruz. Siz etraf kolaçanın arkamızdan gelin, böyle armut gibi şey yapmayın burada. Hadi abi. Oda numarası 411. Kaç abi? 411. Neyini anlamıyorsunuz? Tamam. İyisin değil mi? Sağlıklıyım ya. Bir şey yok. Buna kontrol almak deriz hani, biri var mı saklanan nedeni falan gibisinden ama. Ya o kadarını da anladım canım, salak mıyım ben? Hayır. O estağfurullah, herkes bilmeyebilir yani, teknik terimdir kolaçan. Biz bu asansöre binmekle çok büyük hata ettik, çok saçma sapan bir şey yaptık. Niye lan? Salak gibi bindik bu asansöre. Ne var oğlum? Ne demek ne var ya? Şey, çok kullandım, hiçbir şey normal değil bu otelde ya. Girdiğimizde bile fark etmedin mi? Asansörde nasıl bir şey yok ya? Nasıl bir şey yok ya? Çok yavaş değil mi? İki saattir gitmeye çalışıyoruz. Çok mu yavaş lan? Normal asansör hızı normal ya. Normal değil mi hızı? Asansör hızı normal de bu girişte biraz iki yavaş. Tane adam vardı. Onlar ne ayaktı lan? Orada oturuyorlardı. Baktınız mı yanlara? Kadın değil miydi onlar? Kadın mıydı onlar? Kadın da onlar. Kadın mıydı onlar? Kadın da onlar. İkisi kadın, biri adamdı bence. Üç kişiydi. Görmedim ben onu. Ama normal insan. Asıl resim neydi oradaki? Ne resim? Bu resim. Kartal resmi. Ne vardı onda? Bakmadım. Fazla anlamlı bir şeydi bence. Nasıl yani? Değil mi? Vallahi bilmiyorum. Sırt sırta vermiş iki kartal. Garip. Arkalarında gezegenler, yıldırımlar. Fazla anlamlıydı bence. Ne demek ki o? Bir şey mi o? Bilmiyorum. Bir şey mi oluyor bu? Ne demek ki? Ben bu asansör, böyle bir asansör görmedim. Acayip şeyim şu anda. Hiç tetenekli diken üstündeyim. Bizi soktun buraya aptal gibi. Ben mi soktum? Ben mi soktum? Yürüyün dedim ben sana. Ben kendim mi geldim buraya? Ben zaten. Hadi kaç. Stopa bas. Stopa bas. Ne yapacaksın stopa? Duralım. Beton arası. Beton. Kata inelim bari. Katta mıyız? Daha kata. Ne yapalım oğlum? Böylece gitmeyecek ya. Kata gelemedik ki inelim. Duvar var. Bok var. Merdivenden çıksak ne olurdu? Merdivenden çıksak ne olurdu? Bas stopa. Bas stopa. Merdivenden çıksak ne olurdu? Bas stopa. Abi içinde mi duracaksın bu asansörün? Aşkım tamam sus. Asansörde mi duralım? Gelmedi. Hala gelmedi. Daha gelemedik. İkinci kata gelemedik daha. Servis manyak mısın sen? Bir kata çıkamadık. Bir kat çıkamadık. Gidin amına koyayım burada bari. Ne yapıyorsunuz ama siz burada? Basın o zaman. Susun iki saniye amına koyayım. Basma hocam bir şey yok. Sen böyle. Ne yapıyorsun bana? Abi ben anlatamıyorum size kadın derdini ya. Oktay bu işleri sen biliyorsun baba ya. Benim üstümde de insan var. Ben hesap veriyorum ya. Bunu yaptım, bunu aldım diye. Ben hiçbir şey olmasa 100.000 dolarlık iş yapıyorum burada. Bunun çipi mi pita anasının namından geliyor. Abi şimdi sen bana para yok diyorsun. Abicim ben ne diyeceğim adamlara ya? He? Benim o parayı almam lazım abi sizden. Ben size 3 saatte kaç tane pasaport yaptım ya? İmkansız bir şeyi başardım abi. Siz bana para yok diyorsunuz. Ben adamlara ne diyeceğim ha? Taksitle mi verecekler diyeceğim. Abicim bizi sorgusuz sualsiz sikerler ya. Tamam tamam anladım. Anladım. Bu benim ilk işim değil. Sana paranı vereceğim diyorum, vereceğim. Yeter be. Ayıp ya. Bana değil babama ayıp. Bu adamlar bizi tanırlar. Tanımayanları da bilirler. Mermer ailesiyiz lan biz. Arif. Şimdi biz ne yapalım? Bu pasaportları alıp seni vurup da mı gidelim? Yoksa bizi anlamanı mı bekleyelim? Abi ben 2 dakika bir telefon konuşması yapıp geliyorum. Lütfen. Ben konuştum. Halledecek. Tamam abi tamam. Arif!
Arif gitmiş abi. Nasıl gitmiş? Vallahi Arif yok, gitmiş. Yere yatın! Tamam, tamam. Kalkın. Abi pasaportlar tamam mı? Tamam. Şimdi çıkıyoruz. Sakin ama acele ederek. Haydi. İlham abi, biz gün içerisinde böyle sık sık yatıp kalkalım abi. Sakin, sakin, sakin. Herkes susturucunu tak. Sakin, sakin, sakin. Serbest Zafer. Siz bu katı alın. İlhami abi, lobiye kadar açalım. Aha. Aşağı kadar temizleyeceğiz. Oğlum, sen buraya yapış. Sakın bir yere ayrılma. Kızı koru. Kızım, sakin ol, tamam mı? İşaretimle birlikte ineceksiniz. Hadi sakin ol. Tamam. Hadi abi, hadi. Hadi sen geç. Hadi koçum, hadi. Begüm. Begüm, sakin ol. Begüm. Çok korktum, Allah belanı versin. Tamam, tamam. Normal, 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 normal. Ben de çok korkuyorum. Bak, beni dinle, beni dinle. Ben böyle durumlarda ne yapıyorum biliyor musun? En sevdiğin filmi söyle, en sevdiğin filmi söyle. En sevdiğim film? Evet, en sevdiğim film. Hadi, Aysu Bahçişat. Tamam, şimdi onun müziğini mırıldan içinden, müziğini mırıldan içinden. Başla. Şostakoviç. Nasıl mırıldanayım? İçimden Şostakoviç. Yok mu geldi, yok mu geldi? Ya ben çok seçiciyim. Biliyorsun bunu, çok seçiciyim film konusunda. Metin Aksan var, sevmek zamanı olur. Aşkım neler diyorsun be? Ya çok korkuyorum. Of, tamam, tamam. Ne tamam, o? Sakin. İyi günler. İyi günler. Saatler nasıl? Sağ olun. Buyurun, şey yapmayın, dolaştık. Ben ilk kez tetiğe asıldığımda 13 yaşındaydım. O günden beri ne dedilerse yaptım. Onlar işaret etti, ben ateş ettim. Dedem de öyle yaptı, babam da öyle yaptı. Ama bugün hayatımda ilk defa kendim için, ailem için adam öldürdüm. Bildiğim şu. Bak, bu işin emekliliği falan yok. Şu yaşıma gelmişim. Daha Oktay Efendi işin başına geçecek de ben emekliye ayrılacağım, kenara çekileceğim, paramı alacağım. Yok ondan sonra Oktay emekli olmak için Serhan'ı bekleyecek. Yani anlayacaksın, bu işin bir yerde bitmesi lazım. Dedem yapamadı, babam yapamadı. Kısmet bugüneymiş. Ya bana bir şey alalım, kastüyü, mont alalım. Tamam, en güzelinden. Ablacığım, görüyorsun durumumuzu. Biraz git be. Ne yapıyorsun burada sen?
Seren. Zafer, serbest. Hadi çıkıyoruz oğlum, hadi. Gel kızım. Nasılsın? İyi, iyi, iyi. Ne yaptın, sen nasılsın? İyi olsun ya, yine şükür. Siz ne yaptınız? Ne yapalım işte, şükür. İyi. Serbest nerede? Yukarıdaydı ya, o gelişin. Nasıl yukarıdaydı geliş? O bir tarafa gitti, ben bir tarafa gittim. İki adam vardı, paylaştık. Oğlum niye bıraktın adamı? Neyi, biz ayrıldık ya koridorda ikiye. Oğlum manyak mısın, deli misin lan senin? Ya salak mısınız oğlum siz? Dağılın, dağılın İsmet, dağılın ben yerim. Bakın bakın yukarı, bir tane. Serbest! Hadi be! Serbest! Serbest! Kasa aldınız mı sen? Hadi! İlham abi sen de ya. Sizi tabii kimse kusura bakmasın ama ben sizi yapacağınız işi sikeyim. Allah sizin teker teker belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Allah sizin belanızı versin. Beni yarım saat orada insan azmanına dövdürttünüz. Tekmesinden tokatına, dönen tekmesinden uçan sırtına, ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle adam beni dövdü. Bir kişi demedi ki serbestçim yardıma ihtiyacın var mı? Adam odadaki her şeyi benimle kırdı. Dolabından komodinine, havlularından yastıklarına beni boğdu, 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 duvara attı. Boğdu, boğdu, duvara attı. Çığlıklar, yardım çığlıkları, Allah'ın belaları. Bir kişi be, bir kişi. Ben bu aileden değil miyim ya? Ben bu aileden değil miyim ya? Bir kişi gelip de ne yapıyorsun sen burada demedi. Neredeyiz biz? Aynı otelde değil miyiz? İlham abi sen söyle. Ben başka ilde miyim? He, başka yerde mi dayak yedim ben? Uzaklarda mı yedim de geldim? Aynı yerdeyiz be. Aynı kattayız be. Yazıktır, ayıptır be. Oğlum iyi misin? Bir dön bakayım ya. Ne dön abi, ne dön? Dönsen tanıyacaksın beni. Adam beni döve döve başka birine çevirdi. Bana paspasla adam öldürttünüz. Paspasla adam öldürttünüz bana. Oğlum iyi misin? İyiyim abi, sağ ol. Çocuklar çıkalım mı artık? Hadi, hadi çıkalım. Hadi 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 dalın 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 üst katlara üst katlara hadi Serbest gel böyle gel abi üç kişiler galiba. Şş. Şarjı değişti. Güzel güzel para şimdi aynı.
İyi tara ne ya? Efendim? İyi tara, öyle bir şey dedim, iyi tara. Yok, ha şey, ya boşa sallıyorsun gibi geldi. Gevşek tarıyorsan diye inmedi ya araçlar. Sırılıyor araçlar. Ha, ondan. Sırılı olduğu için. Tamam. Ama lastikleri de çalışılabilir, ben tam bilmiyorum ama. Sen tarar mısın, dener misin? Benim yorumum. Bir denesene. Abi, iyi yapmışsın. Hayır, hayır, öyle şey değil. Neyi yanlış anlıyorsun? Hayır. Ben de çocuk alın. Hayır, hayır, hayır. As, alın. Yemin ediyorum alınmadım abi ya. Para oğlum, özür dilerim. Alınmadım ya, ne özür dilerim? Hayır. Aa, nerede de geldi? Benim... Hayır, hayır, onu demiyorum. Seren abi. Bak, bak. Sen benim büyüğüm. Zaferim, vallahi bak. Buyur tara diyorum ya. Eğer yanlış anlaşılabilecek bir şey söylediysen... Hayır, hayır. Ben bak, lafımı geri alıyorum. Gerçekten, buyur sen bitti tara diyorum. Ya. Bir şey demiyorum, buyur sen tara ya diyorum. Sana bana gideceksin, nefis mücadelesi gireceksin. Ben kendimi çekerim ya. Hayır ya. Ben kendimi çekerim ya. Abi. Öyle bir şey yok. O anlamda mı dedim ya? Yok ya. Ben buradan görebildiğim kadarıyla dedim. Bak, buyur, bir şey görebildiğim de yok. Ben yanlış bu kadar dedim. Yanlış ettim. Hayır etmedim. Ah ya. Abicim estağfurullah. Ha? Rica ediyorum dön. Sen tararsın. Kanalı sikeceğim seni de taramanı da be. Oğlum yanlış anlaşılıyor ya. Sen tarar mısın lütfen? Ya kusura bakmazsınız ben çok soğudum. Başkası devam etsin. Buyur lütfen. Lütfen tarar. Evladım gayet güzel tarıyorsun sen ya. Devam et tarar. Neyse ya. Vallahi neyse ya. Neredesiniz oğlum? Baba ne yaptın? Ne oldu? Neyi ne yaptın? Bu arabanın ya? Haline. Sorma baba, kendimizi buraya zor attık yemin ediyorum. Ölüyorduk ya vallahi. Arif'in oraya iki posta adam yollamışlar. Vur vur bitmiyor, vur vur bitmiyor. Parçalandık ya. Herkes tamam mı? Kimsede bir şey yok değil mi? İyiyiz iyiyiz. Bu serbestte epey bir dövdüler. O kadar baba, iki tane çok kötü haberim var. Bir tane kötü haberim var. Artı ondan kötü daha başka bir kötü haberim daha var ya. Ne yaptınız? Ya gidelim, yolda anlatırım. Abi, hı? Şu pasaportlar. Hı? Çok güzel ciciler aldık hepimize. Bak Zafer orada bak, o şeyde poşette seninki. Bak al onu bak, o şey kırmızı ha. Olan. Ha? Nasıl? Ha, bu benim ha. Ha? Ha? Güzel. Her marka giymem ben. Güzel değil mi? Kırmızı. Sen ne, bu benim. Çok güzel, tamam. Güzel değil mi? Yengen aldı mı tam alır yani. Bir şey diyeceğim. Tuvaletim geldi benim. Tamam oğlum, birazdan duracağız, yaparsın orada. Öyle değil ya. Atakan, eve kırabiliyoruz mu şu an? Hayır, hayır, hayır. Eve gitmek yok. Ya. Oraya adam diktiler. Sıkabileceği kadar sıkacak götün ama, yanlış mı ya? Oktay abi, eve gitmem lazım. Biliyorsun sen de abi. Olmaz, eve meve gidemezsin. Ev mev yok, unutacaksın evi. Unut artık evi. Bağırma bizim... lan bana. Canımıza mı sıçacaksın be? Utanmaz herif. Tut kendini, öl geber bayıl, alırız Ukrayna'da bir yerden. Neyi alıyorsun oğlum? Zafer, hayır. Öyle bir lüksümüz yok. Hayır, kesinlikle olmaz. Ya abi gitmem lazım, biliyorsun Allah aşkına ya. Durumumu biliyorsun. Ya ben hiçbir şey anlamıyorum. Ne durumu? Yenge, obsesif kompulsif bozukluk var bende. Hepsi biliyor bunları, hepsi biliyor ya. Hepsi biliyor, evimden başka yerde yapamıyorum büyük abdestimi. Gayet iyi biliyorlar. Kadife'ye dokunamam ben mesela, balon falan yalayamıyorum. Baba. Ne yapıyorsun şimdi Gazanfer amca? Eve mi kırayım? Ne yapayım? Kır ya. Olur mu ya? Ya olur mu be? Mahvolduk be. Mahvolduk ya. Olmaz böyle bir şey. Ay ben senin götüne sıçayım ya. Ah be. Faruk abi. Ya abi ne yaptınız ya? Faruk abi vurdunuz, ne yapıyorsun? Zafer'cim hiçbir şey görmüyoruz biz ya. Görmüyorsan niye sıkıyorsun abi? Dikkatli olacaksın Serhan. Ben içeriye bir kontrol edeyim. Abi nereye giriyorsun adamın evine, öyle adamın? Ah be Faruk abi. Her gelene bakmasan... Ocakta yemek kalmış, altına kızıyor.
abim. Ya yürü be Zafer Allah aşkına ya. Yürü. Işığını sikeyim be kardeşim. 3 saniyelik fotosel olur ya. Bana ne anlatıyorsun? Faruk abi öldürürken düşünecektin. Yöneticiyi öldürüyorsun. Sonra fotosele laf edeceksin ya. Yönetici miydi o? Ya neydi? Ya haydi. İlhami. Buyur abi. Oktay bir problemden bahsetti. Haberin var mı? Neymiş? Parayı alamadılar. Onu mu diyorsun abi? Nasıl alamadı? Şimdi sesli şifre koymuşlar abi. Rahmetli Merve yengenin ismini sesli şifre yapmışlar. Soy isim, isim şeklinde. Evet. 3 kez tekrarlanıyor. Evet. Dilleri dönmemiş. Ben bunların ağzını sıçayım. Affedersin kızım. Bu neydi ya? İlhan bir bakalım şunlara. Oğlum adam atmasanıza aşağıya. Baba, hayırdır niye geldiniz? Oktay ne oluyor orada? Olay var olay. Çok büyüdü olay. Her yeri sarmışlar. İyi kötü temizliğe temizliğe Zafer'in evine kadar geldik. Geliyor musunuz mu? Gelin gelin. Haydi. Ya ben sana çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum sana gerçekten. Yazık. Çok yazık sana. Çok yazık. O kadar da gençsin, güzelsin. Şu yüzüne bak. Kıyamam. Karnında da bir bebiş. O bebişin ne günahı var? Ha, o bebişin ne günahı var? Koymuşlar bir de seni be. Sen bir çöp bidonu musun be? İnsansın be, insansın. Ha? Gelinliğin bile yok. Bir gelinliğin bile yok. Ya bir kadın istemez mi? Sevdiğim gitsin, anasını babasını alsın, şöyle beni adam gibi ailemden istesin. Ya böyle kaçak gibi aşk mı yaşanır ya? Daha nereye kadar be, nereye kadar? Ama Seren iyi çocuktur, ayrı mesele. Ay, o da iyiyse var ya, gitsin cami yaptırsın. Ay neyse hadi kaçmasın bizim de ağzının tadı. Sen de şöyle biraz enerji ver kendine, he? Biraz toparlan bari. Öyle hepten de sıkma tatlı canını. Ben de şunlara bir bakayım. Atakan, oradan poşetimi ver bana. Hadi çabuk çabuk. Canımsın sen, bu belli. Sen benim ta canlarımdan da cansın. Kuşsun sen, kuş. Benim biricik düşlü kuşumsun sen. Sen şu bedenimde bensin. Ve üstelik canımın da en canısın sen. En iç, en dip, en köşe. Kuşkunun kuşlarıyla sevişiyorsa aşk büyüsü, gölgeler uçuşuyor, hisler tutuşuyorsa ansızın. Acının avuçlarında tuzsuz gülüşlerin buharı ve dayanç kulvarları sımsıkı yırtılan bir tebessümle kaplıysa artık. Hasrete boyanmışsa düş davulları, hoyratsa, tutkunsa, yutkunuyorsa telaş. Yalvarırım şunu kapat ya. Belki de böyle bir şeydir. Senin canın sağ olsun yani. Yenge ben şunlara bir bakayım geleyim.
Arabayı getir. Nereden? Neyi nereden? Nereye koyduysan oradan. Arabayı ben buraya koydum abi. He? Sen niye bizim arkamıza geldin lan? Dayanamadım geldim. Ne demek dayanamadım oğlum? Kızı niye bıraktın burada? Araba nerede lan? Yok. Nasıl yok? Kızı almışlar ya. Nasıl? Üstünüzü değiştirin. Tamam baba. Üstünüzü değiştir. Nasıl yani baba? Çocuklar babamı duymadınız mı? Neyi bekliyoruz, neyi? Ya böyle saçma şey mi olur ya? Oktay abimkiler anca olur bana. Sevil yenge ben giymem, Atakan giysin Sevil yenge. Ya ben niye giyeyim sizi kıyafetinizi? Herkes haddini bilecek. Birbirimizin kıyafetlerini mi giymeliyiz baba, ne yapmalıyız? Serhat. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne oldunuz size? Giyin. Bu Begüm'ün telefonu ezberinde mi? Ezberinde baba. Sen... Ne yapıyorsun? Çıkarınca... Oktay abi. Yahu Allah Allah, haydi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Zafer, hayırdır ne oldu? Düştük abi. Nasıl düştün? Çok kere düştük. Telefon nerede? Telefonu kullanın be. Orada telefon. Alıyorum. Al, ıslak mendil bir. He, ver, ver. Al abi. Bambaşka. Alo Begüm. Begüm ne yaptın? Anamızı siktin sen bizim. Aa, kurban olayım atla gel. Neredesin sen şu anda? Ne? Daha arabaya atlamış gitmiş bu ya. Begüm bak şimdi. Gelin beni babamdan isteyin diyor. Yavrum biz burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Bunun sırası mı şimdi? Abi böyle bir durumda bu ne kadar doğru? Senin sığır kardeşin sırtırtmasını bekledik, bunu mu bekleyemeyeceğiz diyor. Nasıl? Senin sığır kardeşin sırtırtmasını bekledik, bunu mu bekleyemeyeceğiz diyor. Hı? Sus be! Benim anam babam yok mu diyor. Çöp kovası ki beni oradan oraya götürdünüz diyor. Haklı gibi. Begüm, biz üstümüzü nasıl değiştirelim? Büfedeyiz şu an biz ya. Pasaportlarınızı yakarım diyor. Pasaportları yakmasın. Yengeciğim, yakışıyor mu sana bizi bu şekilde tehdit ediyorsunuz? Olacak iş mi bu? Beni diyor minibüste diyor sik gibi... Beni diyor minibüste diyor sik gibi beklettiğiniz diyor. Ne biçim insanlarsınız siz be diyor. Yuh be diyoruz. Evet. Sevil yengem minibüste çok doğru şeyler söylemiş. Diyor ki bu iş diyor ya böyle olacaksa olacak... ...ya da olmuyorsa sizin de olmaması gibisine... ...bir yerlere bağladı, evet. Sen ne dedin ya? Bu kıza ne dedin? Ya ne diyeceğim ben ona ya? Bir ablası olarak nasihat verdim ona. Kadın kanına konuştuk. Ya sen ne karışıyorsun ya bu işe ya? Ya kadın kanına konuştuk. İşte ne var burada ya? Ya Serhat'la benim çektiklerimi biliyor musun? Kafamda 10 tane adam. Ben hiç yaşıyor biliyor muyum kadınlığımı? Bir gün sabret ya. Ya bir gün sonra yaşa kadınlığını. Ne olacak ya? Yengecim, vermek zorundayım. Ya ablacığım ya. Ama şimdi oldu baba. Oğlum şimdi bu abla ya. Sinirlerim bozuldu. Ya gel, şimdi sakinleşelim. Gel sakinleşelim. Bak burada Serhat üstüne saldırmaya başladı. Ya ben böyle mi söyledim ya? Böyle bir şey der miyim? Ya arabayı yakacağım diyor ya. Arabayı yakmasın. Hayır. Başsana. Yenge şimdi sığır derken... Zafer, Zafer kapat o telefonu. Kapat. Ben hastayım ya. Haydi toparlan, haydi. Hadi. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk efendim. Kusura bakmayın, biraz ani oldu tabii. Ya, yani bir şey de hazırlayamadık, fırsat bulamadık. Ben de. Kusura bakmayın. Buyurun, buyurun. Böyle şey. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın, bazı şeyler aceleye gelmez. Fakat bu acele tabii çünkü insanların saadeti... Okulun birazcık açığa çıktı yani. Sağ ol. Sevinç, bir çekin. Sevinç, şu. Toplu bir çözdünüz efendim. Sağ olun. Biz, çocuğum hadi buyurun. Ay. Şimdi, bir dakika. Salona geçelim. Geldi abla. Eşi orada, sende kaldı. Canım, sen istersen önden yolu göster. Yahu ne yapıyorsunuz abi? Beni bir alın şuradan. Tamam, tamam, tamam. Bakın, siz isterseniz onları destiyere bırakın. Kimse kıpırdamasın, kimse kıpırdamasın. Sevinç. Terlik dağıt ya. Tamam. Bir kapıyı kapatayım de. Abi. Sıpırdama. Bana işi sol geç. Kıpırdama. 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 Kıpırdama.
Teker teker, teker teker. Baba benim iki tane sol var elimde. Sus, sus, konuşma şimdi. Şimdi bunu konuşma. Şimdi sen şunu tut be. Ben de. İki abi ki ya. Montu parçaladı. Buyurun. Sen yok yok. Sen yok yok. Siz buyurun. Buyurun. Siz de hadi gelin. Gelin gelin böyle buyurun buyurun böyle teker teker. Buyurun şöyle. Var al. Sefer. Baba. Baba. Öyle olmaz oğlum. O kalabalıkta engemede kaybettim ben kıza. İyisin. Ya kardeşim ben kargaşada tek terlik giydim de öbür tekine bir baksana be abicim hadi be. Sana zahmet. Eh nihayet diyelim mi? Neydi oradaki değil mi? Sormayın, sormayın. Biz de biraz ihtiyatlı giyinmişiz. Ya, ya aslında bu aralar havalar da bayağı iyi de siz niye böyle giydiniz? Şimdi efendim şöyle bir söz vardır. Sen önünü kış tut, yaz çıkarsa bahtına bizimkisi de o hesap işte. Nasılsınız? İyisiniz, sağlık saat. Hamdolsun, hamdolsun. İşte çocuklarımızın iyiliği için didinip duruyoruz. Maşallah efendim. Ormanca da olmuyor. Siz Serdar'ın kardeşlerisiniz. Hayır, Serdar bizim liseden bir arkadaşımızdır. Onu mu diyor? Değil Serhan'ı mi? Karıştırdı, onu diyor mu? Biz kardeşleriyiz efendim kendilerinin. Ay evinizde ne kadar güzelmiş, bayıldım. Tam böyle bir sıcak yuva şıklığında, değil mi? Evet. Şık bir yuva şeklinde. Evet, gerçekten çok da iyi ısınıyor. Yok abi, biz kalınız. Beyefendi, siz ne işle meşguldünüz? Oğlum, o nasıl bir hadsizlik? Ay, estağfurullah, estağfurullah. Çocuk şey etmiş. Ben izninizle önce biraz ailemizden bahsedeyim. Ailemiz birçok yönden bakıldığında diğer ailelere de nazaran konuşuyorum. Gerek birbirine olan kenetlenmiş yapısıyla, sımsıkı ilişkileriyle, yani günümüz toplumunda her zaman... Sefer, istersen babam anlatsın. Tabii, tabii. Müzik geliyor. Bizim oğlan böyle arya dinlemeyi falan çok seviyor. Biz de işte ailemizin imkanlarının el verdiği ölçüde ona böyle destek olmaya çalışıyoruz. Güzel, güzel. Ne kadar güzel. Biz de yabancısı değildi Darya'nın. Efendim, sebep ziyaretimiz... Malum, evlatlarımız birbirlerini tanımışlar. Görüşmüşler, sevişmişler. Bizim zamanımızdaki gibi olmuyor şimdi. Her şey çok hızlı cereyan ediyor. Biz Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kavliyle kızımız Begüm'ü, oğlumuz Serhan'ı istiyoruz efendim. Vallahi ne diyeyim. Ne iş yapıyorsun oğlum? Burada efendim. Sen orada mı ha? Ben efendim. Biz restorancıyız efendim. Restorancı. Efendim kesin duymuşsunuzdur. Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071. Anadolu Tat 1071. 1071. 1071 diye de bir jingle'ımız var akılda kalması açısından. Vallahi şimdi ne diyeyim ben? Aslında Begüm kızımıza sormalı. Kızım sen ne diyorsun? Babacığım siz nasıl uygun görürseniz. Canım benim. Kızım ben yani biz annenle beraber biz senin mutluluğun için çalışıyoruz. Peki madem öyle hayırlı uğurlu olsun diyelim. O zaman müsaadenizi isteyelim. Begüm hazırsan sen de eşyalarını al hadi gidelim. Ne oluyor şimdi? Nereye gidiyorsunuz Begüm? Şey efendim, bizim helikopter var sabah 8'de. Bizi alıp Karadeniz açıklarında bir tankere bırakacak. Oradan da dost doğru Odessa Limanı'na geçeceğiz. Sonrası meçhul tabii, henüz bir plan yapmadık. Ama bizim toplamda 8 saatimiz var. Yani buradan bir an önce gitmek lazım gelir. İlhami. Buyur abi. Oturalım mı? Olur abi, otur abi. Oturalım. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Ne helikopteri, ne... Kızım Begüm ne oluyor? Ne bu? Bir şey söyle, anlatır mısın? Ne?
Hayır kızım, yani şimdi eğer sen bana babacığım, sen bir meşe palamudusun demek istiyorsan... Estağfurullah. Hayır, yani bunu bu kadar zahmete girmene gerek yoktu. Geçer karşıma söylerdin bunu, değil mi? Ha, yok eğer yediğin halkın farkındaysan ve bunu sırf bizi oyalamak için böyle ayaküstü bir şeyler yapmaya çalışıyorsan, o zaman ben de sana derim ki ben hayır, ben böyle bir şeye onay vermiyorum derim. Haksız mıyım beyefendi? Haklısınız. Ayrıca ben sana bir de baba nasihati vereyim. Acele bir ağaçtır, meyvesi de pişmanlıktır. Anladın mı kızım? Anladım baba. Hayır, anlamadın. Buradaki kimse de anlamadı. Eğer anlasalardı bu beyefendiler, bu işi bu kadar aceleye getirmezlerdi. Hayır, bunda anlaşılmayacak bir şey de yok yani. Acele ağaçsa ağacın meyvesi olur zaten. Meyvesi de pişmanlık. Aceleden pişmanlık doğar manasında bir şey, söz. Ben bu işe razı değilim, o kadar. Eğer sen gene de babamı çiğner geçerim dersen, o da senin bileceğin iş. O kadar. Aman efendim, ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Beyefendi, biz baş başa iki baba bir kenarda konuşalım. Ben izah edeceğim efendim. Lütfedin lütfen. 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 Tövbe yarabbim. Hayır, yani bana şimdi helikopter melikopter diyor. Evet. Vaktim yok diyor, şey yapıyorlar. Buyurun. Şimdi... Baba nasıl ikna etti sen adamı ya? Alper Bey demek ki kalabalık içerisinde geriliyor. Yoksa birebir de gayet makul biri belli. He, aynı aynı. Zaten çok plastik ve yapmacık bir öfkeyle karşı çıkmadı mı kızın kaçırmasına? Ne diyorsunuz? He, yok bir şey. Yok, yok öyle bir şey. Boşaltın bakalım bagajı, magajı taşıyın. Ferhan abi, arabadan bir şey lazım mı? Yok yok, gel yemek yiyelim, gel. Gel gel. Tamam, geliyorum. Ya şimdi biz bu paraları alamadık ya. Ne yapacağız? Ne gideceğiz Ukrayna'da? Merak etme Oktay, hallederiz onu biz. Sonuçta ekmeğimizi kazanacak işimiz var çok şükür. Ne olacak? Tabii canım. Sonuçta dünyanın her yerinde vuracak adam var. Biz de kendi örgütümüzü kurarız. Gazanfer amcam da başına geçer. Oh, krallar gibi yaşarız. Atakan, onu mu diyorum ben burada Allah aşkına ya? 40 yıldır lokanta işletiyor bu aile. Ya gittiğimiz yerden açarız güzel bir yer. Ne var onda? Ama baba, Allah aşkına bir daha esnaf açmayalım. Bıktım esnaftan. Yok yok, Deniz Deniz. Yer Deniz'de abi, balık, ahtapot. Turistle uğraşması bir ahtapot. Üzülüyorum ben ahtapot. Deniz iyi tamam, şey deniz ürünleri iyi tamam. Ya gerekirse ben tutarım, dalar çıkar hallederim baba yani. Yapar. Hiç önemli değil. Yani velhasıl kızım, ben bütün bu olanlar nedeniyle ailemiz adına senden özür dilerim. Aslında tabii seni daha erken tanıyabilirdik. Anlıyorum. Yani öyle her şeyi de anlamıyorum ama. Yani şey. O ne baba? Resim. Aa. Bak şimdi. Ben bir elimi yüzmeyeyim. Hayda. Ne oldu? Ay kral oldu. Gözleri ne oldu? Ne gibi bir şey anlamadım. Seren. Mağara resmi. Efendim baba. Seren. Gir buraya, gir. Ne? Tamam.
Çabuk buraya gir, çabuk, çabuk, çabuk gir, çabuk, çabuk gir. Begüm, buradan asla çıkmayacaksın, duydun mu? Çıkmayacaksın, asla çıkmayacaksın. Bak geri geleceğim, yemin ediyorum geri geleceğim. Yemin ediyorum geri geleceğim. Bak söz veriyorum sana, söz veriyorum. Bak seni çok seviyorum, geri geleceğim. Burada dur, burada dur. Gibi yüksek kalibreli silahlarda sürekli seri atışlar ısınma yapar. Bu sebeple böyle durumlarda biraz beklemek lazım gelir. Mesela bizde de var aynı. Atakan getirmiş olsaydı burada size göstererek anlatırdım. Birazdan başlarlar. Abi çok fena vuruluyoruz ya. Serbest. Efendim abi. İyi misin? Canım ekmek çekiyor. Sefer. İyiyim. Sıyırdı sadece bir. Serhan. Serhan. Serhan abi. Hı. İyi misin lan? Vuruldum ya ben. Abi bu arada araya girmeden edemeyeceğim. Çok özür dileyerek söylüyorum. Bu M60 olayına gelince daha ben başında dedim ki. Ben dedim M60'ı dedim alayım mı dedim. M60 hafif mi yavrum dendi bana. Üstelik artı olarak da minibüsten inerken abi dedim ki minibüsten bir şey lazım mı dedim. Serhan abim yok yok gel yemek yiyelim dedi bana. Oğlum ne diyorsun amına koyayım ya. Çok savruksun ama yani. Yani illa birinin bir şey demesi mi lazım? Sen halledeceksin. Ah be yavrum ya. Ah be canım. Ah be koçum be. Ah. Oktay. He ölüyoruz be abi. Ölelim be. Ölüyor muyuz? Ben hiç sevişmedim. Baba, baba, amca. Baba. Yavrum. Car 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 ne konuştunuz be? Baba, biz seni vefat ettin diye düşündük. Nedir durum, ne yaptınız? Babacığım biz ölelim diye düşündük ama... Varsa başka bir problem... He? Şimdi babacığım hani sizler de aramızdan ayrılınca... ...biz hani yaşamanın ne manası var gibi Serbest. Bir yere bağladık. Serbest, ben ölemiyorum ki sayenizde. Bu nasıl bir belaysa. Sevil. Sevil kızım neredesin? Ne yaptın Sevil? Abi, iyiyim, iyiyim. Serhan kızı ne yaptın yavrum? Buzdolabına koydum baba. Buzdolabına mı? Babacığım bir programınız var mı? Nedir? Ne yapalım şimdi? İlhami. Abi çocuklara galeta dağıt. Hah. İyi bari midemizi suyunu alır. Ne suyu oğlum? Bunlar şişli galeta bak. Çocuklar dinleyin. Dışarıda 5-6 kişi var. Ateşi kestiklerine göre içeri girmeye çalışacaklar. Sızma başlayınca hiç kıpırdamayın. Beni bekleyin. Ben sıktığım zaman elinizdeki galetalarla... Girişin herifleri. İndirdiğinizin silahını alın. Serhan. Evet baba. Zafer. Baba. Oğlum camdan çıkacaksınız. Dışarıdakiler sizin. İçeridekiler bizim. Tamam mı? Tabii tabii tabii. Baba. Heh. Benim galatamın şişi yok. Isırdım. Hiçbir şey yok. İlahi. Yenisini ver İlahi. Verdim abi verdim. Tamam. Hadi çocuklar kayıpsız çıkalım. Hadi yavrum, hadi oğlum. Tamam mıyız? Tamam baba, hadi. Tamam. Hadi Zafer. Hadi, şu şey, hadi. 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 Hadi bakalım, hadi. Ya, haydi bakalım. Haydi akıllı ol. Haydi. Bunun yer yok. Benim götüm dışarıda kalır oğlum. Zafer. Abi kanepenin dışında kalır. Ayağını uzatma oğlum. Ayağım uyuşacak. Dışarıda. Ben. Abi uyuşacak o kadar. Ben böyle duramam. Uyuşacak o Hey, 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 hey
kapamadım bu kolu. Bir daha bir ben bak. Ben ne oğlum ya? Böyle siyah. Şükredin oğlum. Ya. Yaşıyoruz ya. Sen nasılsın? Ağlan çabuk. Ağlan desene çocuğu bir de ya. Baba biz nereye gidiyoruz? Ne bileyim amına koyayım. Ya vallahi. Senin boşalım. Atak açamı sıyırıyorsun. Senin boşalım. Drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Russians.